Bak beni korkutamazsınız. İstediğinizi sorabilirsiniz yani. Hocam rahat bakın olun. Emin olmayana kadar. Hadi görelim. Merhabalar, uzman doktor Dinçer Erdinç ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fibromiyalji ile ilgili soruları cevaplayacağız. Hocam öncelikle ben gerçekten bir hastanız olarak, yani hayranlık ayrı bir kenara da normal bir hastanız olarak şey merak ediyorum. Şimdi ben de bir ara bir konsantrasyon bozukluğu vardı. Onu tedavi ettiniz. Eklem ağrılarım vardı, tedavi ettiniz. Şimdi bir genç olarak tabii normalde çok nadir görülen şeylerde oldu. Sağ olun yardımcı oldunuz. Bu inancınızı neye borçlusunuz hocam? Ben çok merak ediyorum. Sen yani bir inanç var sizde. Hani o gözlerinizdeki... Ben iyileştireceğim hastayı. Evet hocam. Yani ben bir genç olarak merak ediyorum. Hani bu inanç nereden geliyor? Hep anlatıyorsunuz, sürekli anlatıyorsunuz. Vazgeçmiyorsunuz. Yani bunun kaynağı ne? Bu şahsi bir soru oldu ama merak ettim arkadaşlar, kusura bakmayın. Öyle olduğum için bazı fibromiyalji hastalarını iyileştirebiliyorum. Yoksa fibromiyalji hastasını zaten koskoca modern tıp bırakmış yani, anlatabildim mi? Bizim yapabileceğimiz bir şey yok artık diyor. Düşün. Ya ne kadar kötü bir şey. Hastanın yerine kendini koy. Ya bu şöyle bir şeydir. Fakirlik ya da açlık çeken bir insanı çaresizliğe mahkum edemezsin. Senin onu karnını doyurman lazım. Senin cebinde para yoksa sen onun için bulabilirsin veya ekmeğin yoksa onun için ekmek alıp verebilirsin. Yani bizim temel bir içgüdümüz var. Hekimlerin, hekimlik ruhu dediğimiz bir şey var. Her doktorda olmayabilir ama bende var. Yani temelde insanlara yardım etme içgüdüsü ama tıbbi olarak ben bu hastalık iyileşmez lafına kafadan karşıyım. Ya bununla işin içinden çıkamayız. Bu topu taca atmak demektir. Şöyle olabilir. Ya bugüne kadar fibromiyalji mesela bugünkü konumuz. 100 tane fibromiyalji hastasını iyileştirememiş bir doktor eğer hekimlik ruhu varsa diyecek ki 101. hastayı iyileştirebilirim. Ek bir şey yapması lazım değil mi? Kendini geliştirmesi lazım. Yani benim mesleki olarak hırsım veya inancım temelde çaresizliği kabul etmemekten geliyor. Ben çaresizliği kabul edemiyorum. Tıbbi olarak konuşuyorum. Hastaya çaresizliğe mahkum etmek benim kitabımda yazmıyor. Ama enerji veya ilgi olarak sorarsan beni motive eden şey başkalarına faydalı olma içgüdüsü. Yani ben bugün kendim için hiçbir şey yapamayabilirim. Kliniğe oturdum diyelim sabahtan akşama kadar. Hatta tam tersi bir sürü sorunlarımla uğraşmış olabilirim. İşte fatura gelmiştir, ne bileyim kira günü gelmiştir falan değil mi? İşletme, muayenehane, klinik işletiyoruz. O gün benim açımdan hep negatif geçebilir. Kendime hiçbir faydam olmayabilir ama önüme hastalar geliyor. Ben o hastaya kendi durumum ne olursa olsun iyileştirmem lazım ve iyileştirebilirim diye bakıyorum. Sen de karşıma geldiğinde hani tabii genç yaşta bu kadar sorun nedir ya, adam konsantre olmakta zorlanıyor. Bunlar negatif düşünceler. Pozitif ne? Emrullah'ın vücudunda problemleri hemen tespit edeyim. Onlara yönelik ne yapacağıma karar vereyim. Burada takıntı yok. İlaçsa ilaç, bitki ise bitki. Başka bir terapi yöntemi ise o. Birleşim, kombinasyonsa o. Hiçbir kompleksimiz yok. O yüzden rahatız, bütüncül diyoruz, holistik diyoruz. Sana da faydalı olduğumuz için çok seviniyoruz Emrullah. Ben çok teşekkür ederim hocam. Çok faydalı oldu benim için. Peki hocam neden fibromiyalji ile bu kadar çok ilgileniyorsunuz? Yani çok bilinen bir hastalık değil. Belki tıp camiasında şu an ağrımız var diye doktora gitsek hiç kimse bize fibromiyalji teşhisi bile koyamayacak. İsmini bile ilk defa duyan doktorlar var. Neden fibromiyalji? Yani siz buna niye bu kadar ilgili ve farkındalık yaratmaya çalışıyorsunuz? Güzel soru. Şimdi şöyle, tıbbi çalışmalar, mesela kanserde çok fazla çalışma var. Hala her gün şeker hastalığı ve diğer kronik hastalıklarla gerçekten fazlasıyla tıp ve ilaç endüstrisi üzerine yoğunlaşarak tedavi üretiyor, ilaç üretiyor vesaire vesaire. Ama zavallı fibromiyalji hastalarını neyin var işte ağrı, ya tamam modern tıp ve endüstrisi ağrı kesicileriyle iyileştiremediği hastaları neredeyse terk etmiş. Fibromiyalji hastalarının çaresizliğini ve modern tıbbın fazla ilgilenmemesini hissettiğim günden beri büyük bir hırsla, büyük bir azimle ya ben bu hastalar için neler yapabilirim? Bu insanlar kör kuyunun içine düşmüş arkadaşlar. Hep yani, psikolojik deyip gönderiyorlar hocam hastaneye işte, gittiğin zaman. Yani işin içinden çıkamayınca psikolojik deyip bırakıyorlar. Hastayı da kenara itiyorlar. Topu taca atıyorlar. Yani fibromiyalji hastalarının kaderinde ne yazık ki hep kendileriyle ilgili topun taca atılması var. Niye? Çünkü ilaç veriyorsun bir işe yaramıyor. Tetkik yapıyorsun bir şey çıkmıyor. Doktor da aslında o andan itibaren çaresizlik hissine kapılıp bunu hastaya yansıtıyor. Diyor ki sizin hastalığınızın iyileşmesi mümkün değil. Hayır. Ya psikolojik diyorlar.
olabilir? Bir hasta yeterince kişisel ve bütüncül olarak tedavi edilebilir yaklaşılabilirse hiçbir zaman iyileşmesi sıfır ihtimal değildir arkadaşlar. Bakın bu cümleyi yanlış anlamayın. İzleyenler de yanlış anlamasın. %100 iyileştiriyoruz demek değildir bu. İyileşmeme ihtimaliniz %0 değil. Bunu hep böyle net anlatabilmeyi istemişimdir. Bu herkese geçse keşke. Bütün kronik hastalara. Bu şu demektir. Hasta, siz mesela hiç akşam vakti evde ekmek kalmamışken anneniz size git ekmek al gel dediğinde bakkal bakkal dolaşıp ekmek bulamayınca çaresizlik hissettiniz mi? Böyle düşünün kendinizi. Sonra adamın birisi diyecek ki size ileride bir fırın var. O fırında ekmek olabilir. Ya da başka bir adam diyecek ki size boşuna dolaşma bu saatte ekmek bulamazsın. Tabii bir de Ramazan. Arkadaşlar yani bu saatte ekmek bulamazsın demeniz için sizin bütün fırınları dolaşmış olmanız lazım. Tamam. Güzel ama çok içten söyledi. Yani umutla bakmak lazım hocam. Umutsuz vaka yoktur, umutlu hasta vardır. Tamam, bravo. Mesela ben size desem ki arkadaşlar mor elma olabilir. Siz dersiniz ki hocam mor elma olamaz. Niye bunu söylüyorsunuz? Çünkü siz hiç mor elma görmemişsiniz. Bu arada mor elma yok değil mi? Mavi vardı, mor yok. Tamam. Teknoloji şimdi, gelişti hocam belki de. Yapılmıştır. Siyah elmayı gördünüz değil mi? Evet. Siyah elma var. Mor elmanın olmadığını söylememiz için dünyadaki bütün elma ağaçlarını kontrol etmiş olmamız lazım. Bakın bilim zaten gelişiyor. Bilim bitirmedi yani. Tıp araştırmalar bitti mi? Hayır. Arkadaşlar bitmedi. Bitmiyor. Yani siz elinize bir cep telefonu alıyorsunuz. Müthiş bir alet bu ya diyorsunuz. Adam diyor ki bunu tuşların işlemlerini acaba beyinden yapabilir miyiz diye çalışıyor şu an. Yani beyin gücüyle ekrana bakıp tıklamak istediğiniz yerlere tıklattırmanın şu an deneyleri yapılıyor. Bunun ilerisi ne? Tıklamaya da gerek yok. Düşündüğünüz harekete geçecek. Yani şu ışığı buradan alayım buraya koyayım. Yani buna gidecek. Ama zaman yeter mi yetmez mi? Mesele o. Yani dünyanın sonu gelmeden ışınlanmayı bulacağız mı bulmayacağız mı? Ben size soruyorum. Ben diyorum ki size eğer yeterince vakit varsa ışınlama gerçekleşecek. Çünkü bilim böyle gider. Bulur. Bunun sonu vardır yani. Işınlamayı bulacağı bir nokta vardır. Şu an var zaten aslında. Tabii molekül ve bazı işte atomların ışınlanma bravo olayı var. Ama tabii bunu büyük bir zaman dinle yaymak gerekiyor. Yani şöyle senin örneğini vereyim. Fareyi ışınlamayı başardılar. Fakat yeniden oluşturmak istedikleri yerde oluşturamadılar. Yani enerjiye dönüştürdüler, transfer ettiler. Fakat bir yere tekrar onu beden haline dönüştüremediler. Allah bilir nereye gitti. Yani işte farelerin de kaderi bu. Deney farelerinin. Yani, şimdi fare olmak istemem. Bunu konuyla bağlayacak olursak fibromiyalji hastaları gerçekten çaresizliğe mahkum edilmiş hastalar. O yüzden benim çok ciddi hassasiyet gösterdiğim bir hastalık grubu. Her geçen gün daha yeni ne yapabiliriz? Daha ne yapabiliriz? İyileşen hastalar okey. İyileşmeyen hastalarda daha ne yapılabilirdi? İyi araştırıyoruz arkadaşlar. Bunun sonu yok. Yani ömür verdiği sürece Allah bize. Biz fibromiyalji hastalar için ben Hacettepe mezunu bir doktor olarak bütün bilgimi, birikimimi, araştırma gücümü, yeteneğimi, azmimi, inadımı, inancımı fibromiyalji hastalarının iyileşmesi için kullanmaya, sarf etmeye devam edeceğim. Fibromiyalji ile ilgili olmazsa olmaz söylenmesi gereken bazı açıklamalar, tespitler şunlar. 1. Bu tek bir hastalık değil, bir sendrom. Sendrom kelimesi zaten şu demektir. Birden fazla sorunun aynı anda aynı bünyede görülüyor olması. Bu bir taraftan iyi çünkü hasta değilsiniz. Öbür taraftan ızdırap halindesiniz. Neticede çözülmesi gereken bir yaşam kalitesini sıfıra indiren problem ızdırap hali. İşin içinde mutlaka anksiyete sorunları var az ya da çok. Duygu durum bozukluğu, kaygı, endişe, takıntı, bilinçaltı, bilinçüstü travmalar, sindirim sistemi sorunları oluyor az ya da çok. Mutlaka kas romatizmasına bir yatkınlık olmuş oluyor bünyede. Ailede olabilir. Yani ailesinde romatizma oldu, klasik romatizma olanlarda daha çok görülebilir. Ve hastanın bir türlü çözemediği zihinsel bir bulanıklığı oluyor. Uyku problemleri yapabilir, konsantrasyon bozukluğu yapabilir ve genellikle ne yazık ki 4'te 3 oranında kadınlarda görülen bir yumuşak doku romatizması ama benim tabirimle ızdırap sendromu. O zaman 5 kollu bir ahtapotla mücadele ediyorsak bütün kollarını kesmeye çalışmamız lazım. Bunu başarabildiğimiz hastalarda zaten fibromiyalji iyileşmiş oluyor. Bizim amacımız hep şudur. Fibromiyalji hastası dipsiz karanlık bir kuyuya düşmüş bir insan gibi veya kısır döngüye kapılmış bir insan. Bunu biz önce kısır döngüden çıkarmak zorundayız ya da kuyunun dibinden. Kendisi çıkamıyor zaten. Yani profesyonel yardıma ihtiyacı var. Bu profesyonel yardım tıbbi olmalı ama haklısınız.
Modern tıbbın ilaçları %90 ihtimalle yetersiz kalacak, sizi çaresizliğe bir nevi mahkum edecek. İşte orada bütüncül tıp ve bütüncül bakış açısının önemi ortaya çıkıyor. Kişiye özel ve holistik tedavi kombinasyonlarıyla fibromiyalji iyileşebiliyor. Hocam hani sürekli her fibromiyalji videosunun sonunda diyorsunuz ya holistik tedavi, bütüncül terapi, bütüncül olarak incelenmeli. Şimdi bununla alakalı hastalar şunu merak ediyor. Biz bunu nasıl yapabiliriz? Hani nerede, nasıl? Evet siz burada doğru bilgi veriyorsunuz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Fakat bu insanların yönlenebileceği kurumlar, kişiler, kuruluşlar nedir, nelerdir? Bunu yani şöyle net konuşayım. Çünkü fibromiyalji hastaların oyalanma riski de çok fazla. Hani bir yere gidip modern tıp dışı tamamlayıcı terapi alsa bile yine oyalanabiliyor. Şöyle bir ipucu vereyim. Gerçekten fibromiyalji hastaları üzerinde başarılı sonuçlar aldığı tecrübeleri ortaya konmuş bütüncül tıp hekimlerini bulmaları gerekiyor. Yani burada mesafeler artık ne noktada biliyor musunuz? Almanya'dan buraya hasta gelip tedavi olup gidebiliyor. Yani ben ana üs olarak Adana'dayım. Zaman zaman İstanbul'dayım düzenli ve periyodik olarak. Yani artık insanlar öyle bir noktada ki fibromiyalji'de hocam nefes almak istiyorum diyor. Bunun için gerekirse diyor ben Almanya'dan kalkıp Adana'ya gelirim, 4 hafta kalırım, nefes alabilir rahatlığa gelirim, dönerim hayatıma bakarım diyor. O yüzden bu kısıtlı bir imkan evet ama mutlaka örnekleriyle, iyileşen hastalarıyla, tecrübesiyle önde olan gözlemleyebilecekleri, takip edebilecekleri mesela bizim Instagram sayfamızdaki hastalar bizi uzun süre takip eder. Anlar ki gerçekten fibromiyalji hastalarını iyileştiren bir klinik ve doktor var. Ondan sonra gelir ve biz de inşallah şifasına vesile oluruz. Teşekkür ederim. Evet bugün fibromiyalji ile ilgili sıra dışı soruları yine sıra dışı cevaplarla yanıtladık. Lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin. İleride işlememizi istediğiniz konular varsa onları da rahatlıkla yazın. Sorularınızı rahatlıkla sayfamıza yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.